Selamlar arkadaşlar, ben Gökçe Gün. Gökçegün. Jantımızı modellemeye başlayalım isterseniz. Öncelikle, <laughs> pardon, bir tane referans resim bulalım. Yani, modelleyeceğimiz jantın nasıl bir jant olacağını internetten bakıp bulabilirsiniz aslında. Ben bu resmi Google'dan buldum. de indirmeniz için şeye bir link vereyim. Description'a yani aşağıdaki açıklamalar kısmına bir link koydum. Orada indirebilirsiniz. E, bu jantı e, bilgisayarımızın yani 3 ds Max'in arka planına atarak bir background e, da yani bir background şeklinde atarak bundan bir referans alabiliriz. E, tabii background şeklinde atmazsa 2014'te biraz daha değişti. E, şu an çok e, sabit bir boyutta atamıyoruz. Dolayısıyla aslında başka bir yöntem göstereceğim size bir plane'in üzerine bir resim olarak atmayı göreceğiz. Başlayalım yapmaya. E, öncelikle front görünüşü büyütüyorum arkadaşlar. Altta blue'ya basarak bir tane plane çiziyorum. F3'e basarak katı model şeklinde görüyorum görmek istiyorum play'ini. Ve G'ye basarak da gridleri iptal ediyorum. Yani şu gördüğünüz ızgaraları kapatıyorum. W'ye bastım arkadaşlar. W move yani hareket ettirme aracının kısa yoluydu. Dolayısıyla W'ye basarak bunu move edebilirim. Eğer bunu görmüyorsanız yani bu gizmo'yu görmüyorsanız eski versiyon kullananlar için X'e bir kez basmanızı tavsiye ederim. X'e basarsanız gelmesi lazım. Görüyor olmanız lazım. Ve yani seçiliyse ve W'ye basarsanız görüyor olmanız gerekiyor. Ve bu e, objeyi sıfıra sıfıra taşıyalım. Bakın sağ alt kısımda X'i sıfırladım. Z'yi sıfırladım. Şu an tam olarak orijinde plane'ımız. E, modify sekmesine tıklarsanız yani şu sağdaki modify kısmına tıklarsanız eğer planın özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ne gibi? Boyutları bakın yüksekliği ve genişliği ya da segmanları gibi. Segmanlarını sıfır sıfır yapıyorum yani bir bir yapıyorum. Şuraya sağ klikle tıklayarak spinner kısmına e, segmanları minimum boyuta getirebilirsiniz veya minimum sayıya. Düşürebilirsiniz minimum adede. E, yapmamız gereken bir şey de arkadaşlar buradaki resmin e, aspect ratio'suna yani e, piksel büyüklüğüne e, uymak yani bu play'ini uydurmak. Eğer bu şekilde yapmazsak e, resmimiz uzamış veya yukarılardan çekilmiş şekilde çıkabilir. Dolayısıyla resmi sağ klik properties diyorum ve details'a tıkladığım zaman bakın burada resmin gerçek büyüklüğünü görebiliyorum 1200'e 1164. Şimdi gelerek bunu buraya uygulayabilirim. 1164 1200 diyorum. Ve gördüğünüz gibi plane'im hazır. Bu plane'in üzerine bir bir resim atamak için malzeme menüsüne gitmeniz gerekiyor. Dolayısıyla M'ye basıyorum. Şu ortalığa bakın boş bir yere sağ klik, materials ve standard material'ı seçiyorum ve orta bir tane standart malzeme oluşturuyorum. Bu malzemeyi seçerek, objeyi seçerek şuradaki assign material to selection butonuna bir kez basıyorum. Bu sayede bu malzeme bu objenin üzerine atanmış oluyor. Ve e, resmi çağırmadan önce son olarak da şuradaki bakın Show Shaded Material in Viewport butonuna bir kez tıklıyorum. Bu da resmin malzemenin üzerinde görünmesi için gerekli bir buton arkadaşlar. Şimdilik resmimiz olmadığı için bir şey görünmüyor ama bir kez tıklarsanız e, bakın malzemenin üstünde şöyle e, kırmızı bir kö e, köşegen veya çapraz bir e, çizgi geldiğini göreceksiniz. Sol tarafında olduğunu göreceksiniz. Diffuse Color'ın bakın ucundaki şu noktaya çift tıklıyorum arkadaşlar. Ve Bitmap'e çift tıklıyorum. Ve biraz önce kullandığım ya da referans aldığım resmi seçiyorum. Open diyorum. Gördüğünüz gibi resmim artık bu objenin üzerine geldi. Temiz, malzeme üstünden çıktım. Temiz çalışmak adına size tavsiyem Manage Layers'a gelip yeni bir ...layer açmanız olur. Yeni bir katman açmanız olur. Bu objeyi de sağ klik... ...Add Selected Object butonuna basarak veya seçip şuradaki artıya da basabilirsiniz. Bu objeyi bu katmana atın. Bu sayede istediğiniz zaman rahatlıkla gizleyebilirsiniz bakın. Ve de yanlışlıkla bu objeyi seçmemek için... ...bunu freeze etmek istiyorum yani dondurmak istiyorum. Fakat şöyle bir problem var bakın. Buradaki freeze'e bastığınız zaman obje gri görünüyor. Çünkü... Freeze'i açtım, objemi seçtim ve sağ klik Object Properties'e girdim. Çünkü arkadaşlar bu Object Properties'in içindeki Show Frozen in Gray seçeneği seçili. Dolayısıyla bunu Antik ediyorum yani seçimini kaldırıyorum ve OK'ye bastığımda şimdi Freeze ederseniz bakın şu an e, hem objeyi seçemezsiniz. Yani sanki arka planda bir resim gibi durur objeniz e, hem de e, gri rengine dönmedi yani gerçek renginde gerçek şeklinde görünüyor. Çarpıya bastım ve <laughs> buradaki objeyi, e, burada, layer kısmını kapattım. Şimdi gelelim modellemeye. Öncelikle şunu söyleyeyim. 13 inçlik bir jant yapıyoruz. Yani yaklaşık olarak e, 13 inç. Hemen bir hesap yapalım. 13 çarpı 25.2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Inç, bakarız, düzeltiriz. E, 25.4'tü sanırım. Pardon. Neyse. 33 santim civarında bir şeye denk geliyor olması lazım. E, dolayısıyla 33 santimlik bir aslında daire ihtiyacımız var. Fakat şu an muhtemelen daha büyük bir pardon daha küçük bir referans resmimiz var. Şimdilik bunu umursamayalım. Biz referans resmimize göre çizelim. Ondan sonra zaten objeyi istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliriz scale butonuyla. dolayısıyla son olarak gerçek boyuta uyacağım ama şimdilik böyle bir şey yapmıyorum. Şimdi şöyle bir kafamızda şöyle bir şey yapalım bakın. Bu gördüğümüz jantın 1 2 3 4 5 tane kolu var ortadan çıkan. Ve e, yaklaşık olarak bakın bir kolun büyüklüğü şuradaki boşluktan iki taneymiş. E, bu boşluğu iki kere doldurabiliyormuş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla iki boşluk bir dolu, iki boş bir dolu, iki boş bir dolu şeklinde segmanlar oluşturabiliriz. Bu şekilde çarparsak yani bir bakın iki boş bir dolu yani üç tane burada segment Bir, iki, üç tane segmana ihtiyacımız var. Bunu da beşle çarparsak on beş tane segmana ihtiyacımız var. Şöyle bir şekilde anlatalım daha doğru. Yani şöyle yapacağız aslına bakarsanız. Bakın şuradaki şuradaki kısma iki tane boş segment koyacağız. Bir tane de dolu segment koyacağız. Ve bunları da 5 ile de etrafı boyunca çarptığımız zaman 15 sayısına ulaşmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla 15 segmentli bir yapı kullanmamız gerekiyor. Ee, bunun için şöyle bir şey yapıyorum bakın. Öncelikle ortadaki şu kısmı çizelim. Şuradaki daireyi. Ee, Create butonuna gidiyorum, Geometry butonuna gidiyorum ve buradan silindiri seçiyorum ve ortadan başlayan bakın şöyle bir büyüklükte bir silindir çiziyorum. Yüksekliği şimdilik önemli değil, onu sonradan değiştirebiliriz. P butonuna basarak perspektif görünüşe geçebilirim. Şu an gördüğünüz gibi e, silindirim ortada bu şekilde duruyor. Fakat ben kenar olarak bakın segment kenarları olarak yani şu şu kenarlara dikkat ederseniz 15 tane kenar istediğimi söylemiştim. Dolayısıyla height segmenti sıfırlıyorum bakın şuradaki yükseklik segmentlerine ihtiyacım yok sides kısmına da 15 enter diyorum. Şimdi dikkat edersek. Bakın biraz da şöyle rotate'leyelim aslında objeyi. Şöyle rotate'leyelim. Bakın dikkat ederseniz. Bir tane şuradaki segment'ı kullanacağım. Bir, iki segment boş. Bir tane dolu. Bir, iki segment boş. Üçüncü dolu. Yani şu an gördüğünüz gibi. Objenin etrafını dolaşacak şekilde. 15 tane segmentim mevcut. Tabi bir de. Yani buradaki boşluğu, buradaki objeyi karşısı karşılığı olarak doldurmak için buraya e, karşı tarafta yeni bir yapıya ihtiyacım var. E, bu yapı aslında e, silindirden çok bir tübe benziyor Aslında bakarsanız. Çünkü bir kalınlığı olan ve ortası boş olan bir yapı. Tabi kenarlarında farklı e, çizimler, farklı e, şekiller de var. Dolayısıyla bir tane tüble başlayalım işe. Front görüşe geçmek için F'ye bastım arkadaşlar. Yine Create dedim. Bu sefer extended primitives'e geçiyorum. Ve buradan pardon standart primitives'in içindeydi tüp. tübe giriyorum. Ve bakın şöylece bir tüp çiziyorum. Gördüğünüz gibi tüp silindirden tübün farkı ortası boş bir yapı elde etmesi bizim için. Şimdi şöyle güzel bir şey yapalım bakın. Bu tübü tam olarak bu silindir ile beraber ortalayabilmek için. Şu silindirle bu tübü ortalayabilmek için. Bu arada bakın objelerimi seçemiyorum. Çünkü layer'lara baktığımda aktif layer'ım layer 1 olarak kalmış. Ve o layer'ım kilitliği de hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla bu kilidi kaldırıyorum. Bu iki objeyi seçerek bunları sıfır layer'ına geri atıyorum. Ve aktif layer'ı sıfır yapıyorum. Ve freeze'i tekrar aktif hale getiriyorum. Yani objeleri seçtim. Sıfıra tıklayarak şuradaki artıya bastım. Ve layer 1'i tekrar freeze ettim. Şimdi bu objeyi tam olarak bunu ortalayabilmek için objemi seçtim. Bakın yukarıda Align dediğimiz bir buton var. Align butonuna tıkladım. Ve ortadaki silindire bir kez tıkladım. Bu şu işe yarıyor bakın arkadaşlar. X, Y ve Z eksenlerinde. Üçünü de aktif hale getiriyorum. Objelerin merkezlerini eşleştir diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu objeler birbirinin merkezine oturuyorlar. Bu sayede bir daha hizalama yapmama gerek kalmıyor. Okey dedim. Ve şu an iki obje birbirinin merkezinde. Fakat bu tübün biraz daha büyük olması gerektiğini fark ediyorum. Ve dolayısıyla e, obje özelliklerine yine giderek... Radius'ını biraz büyütüyorum. Diye, iç radius'ını da biraz büyütüyorum. Ve şu an biraz daha kenarlara oturtmaya çalışıyorum. Yani aslında şunun sonuna denk getirmeye çalışıyorum bakarsanız. Bu arada görünüşü de Realistik değil. şey dolayı kullanayım ki şu e, gölgeler çünkü bizi rahatsız edecek bir süre sonra. Peki e, şöyle bir şeye daha bakalım. Side sayımız kaç? 18. Bunu 15 olarak istiyorduk. Bakın bu o iki objenin kenar sayılarını eşleştirmiş oldum bu sayede. Ve de Aynı şu objeyi döndürdüğüm gibi bakın tam şu segmanını dik olarak getirdim. Bunu da biraz döndürmem gerekiyor. Yine tam olarak e, dik gelmesine endişelenmeyin. Yani birebir açılarda endişelenmeyin. 3D Max'te daha çok gördüğünüz şey önemli arkadaşlar. Birebir e, gerçek olmasından ziyade düz görünüyorsa bir obje düzdür deriz biz. Genelde bu şekilde e, kullanırız. Şu an gördüğünüz gibi iki tane karşılıklı gelen e, segment var. Buradaki kenarı birleştirebilmem için gerekli olan. Dolayısıyla bunu kullanabilirim. Peki. Şimdi bir de son olarak şunu yapalım arkadaşlar. Ortadaki silindirimizi seçiyorum. Ve buna height, seg e, cap segment sayısını birer, birer tane arttırıyorum. Hatta bir tane daha arttırıyorum. Bu sayede şu yüzde kullanabileceğim e, kullanabileceğim segmanlar mevcut. İki yaptım cap segments'ı bu arada. İki olarak bıraktım. Peki bu dersimizin son aşamasını gösteriyorum size arkadaşlar. Bu iki objeyi editable poly yaparak birbirine... E, birbirine eteçlememiz gerekiyor yani aynı objenin içine almamız gerekiyor. Dolayısıyla objemi seçtim, Sağ klik convert to editable poly dedim ve buradan eteçe tıklayarak ortadaki silindiri seçtim. Bu sayede bakın iki objede aynı e, obje içine ab, aynı seçimin içine gelebiliyor. Bu sayede objelerin alt obje modlarına geçerek poligonları seçerek veya vertexleri seçerek bakın objeleri editleyebilirim. E, şunu göstereyim son olarak yapacağımız aslında bir sonraki derste yapacağımız şey bu. Ee, bu arada Editable Poly'e dönmeden önce şunu yapmamız muhakkak gerekiyor. Bunu unutmayalım. Eğer yaptıysanız Ctrl-Z diyerek geri alabilirsiniz. Bakın unuttuğumuz bir işlem var. O da şu. Tübe geri dönüyorum bakın. Editable Poly'e çevirmeden önceki haline geri dönüyorum. Buradaki Hide Segment'sı da bir yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani objenin şu şekilde segmentlerine ihtiyacımız e, ihtiyacımız yok. Dolayısıyla Ctrl-Z diyerek geri aldım. Ve tekrar e, bu işlemi yaparak sağ klik Convert to Editable Poly dedim. Ve eteç diyerek ortadaki silindire editable poly'e kattım. Şimdi bakın bir sonraki derste yapacağım şey gösteriyordum. Polygon alt obje moduna geçtim buraya tıklayarak bu yüzü ve bu yüzü seçtim. Kontrolle çoklu seçim yapabiliyorum bakın karşılıklı yüzeyleri seçtim ve buradan bridge komutuna basarak bunların arasında bir köprü kurdum. Gördüğünüz gibi bu iki objeyi bu sayede rahatlıkla birleştirebiliyorum. Onayladığım zaman e, orada bir hacim görebiliyorsunuz. Ve tabi işin güzel tarafı yine e, vertex moduna geçerek bakın şuradan tıklayabilirsiniz veya bir kısa yolunu kullanabilirsiniz. Bu objeleri vertexlerini de editleyerek istediğim şekle getirebilirim. Tabii bunlar bir sonraki derste endişelenmemiz gerekecek şeyler. E, şimdilik e, dersimizi burada bitirelim. E, yine Ctrl-Z diyerek ben e, bu bridge'i yapmadan önceki halime geleyim. Yani aslında bir sonraki derste yapacağımız kısma kadar gelelim ve burada Ctrl-S diyerek çalışmamızı kaydedelim. E, ben ders 1'in içine burada gördüğünüz gibi kaydı diyorum. Ders 1'e kaydettim. Peki, dersi yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak dersimizi beğenin arkadaşlar. Kanalımıza subscribe butonuyla yazılabilirsiniz ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz bu sayede. Yakinkampus.com sitesini de ziyaret ederek ücretsiz derslerimizi görebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.